Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yatarken manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi yerim, şifa ifadelerini ele aldı. Bugünkü yazısının Erdoğan hazırladığı o karışımı yiyemez başlıklı kısmında Korkusuz yazarı Can Ataklı şunları yazdı: "Pek çok kişi halk pahalılık altında ezilirken Erdoğan'ın pahalı gıda ürünlerinden karışım tavsiye etmesi yakışık olmadı." yorumunu yaptı. Ancak dün bir doktor arkadaşım aradı. Çok ilginç bir saptaması var. Bakın ne dedi? 2008 yılında Hürriyet gazetesinde çıkan bir haberden Erdoğan'ın gizli şeker olduğunu öğrenmiştik. Bu bilgi daha sonra birkaç kere daha ortaya atıldı ve yalanlanmadı. Eğer durum gerçekten böyleyse Erdoğan'ın her akşam bu karışımı alması mümkün değil. Karışımdaki biri hariç üç gıda ürünü de yüksek şeker ihtiva ediyor ve şekeri olan bir kişinin bunu sürekli alması o kişinin sağlığını çok ciddi biçimde olumsuz etkiler dedi. İşte, korkusuz yazarı Can Ataklı'nın o yazısı, Erdoğan, hazırladığı o karışımı yiyemez birkaç gündür Erdoğan'ın manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi ile yaptığı karışımı konuşuyor. AK Parti Genel Başkanı bir sohbet sırasında gece yatmadan önce hazırlayıp yediği bu karışı anlatmış ve herkese tavsiye etmişti. Konu genellikle karışımın pahalı ürünlerden oluşması üzerine tartışıldı. Pek çok kişi, halk pahalılık altında ezilirken Erdoğan'ın pahalı gıda ürünlerinden karışım tavsiye etmesi yakışık olmadı, yorumunu yaptı. Ancak dün bir doktor arkadaşım aradı. Çok ilginç bir saptaması var, bakın ne dedi, 2008 yılında Hürriyet gazetesinde çıkan bir haberden Erdoğan'ın gizli şekeri olduğunu öğrenmiştik. Bu bilgi daha sonra birkaç kere daha ortaya atıldı ve yalanlanmadı. Eğer durum gerçekten böyleyse Erdoğan'ın her akşam bu karışımı alması mümkün değil. Karışımdaki biri hariç üç gıda ürünü de yüksek şeker ihtiva ediyor ve şekeri olan bir kişinin bunu sürekli alması o kişinin sağlığını çok ciddi biçimde olumsuz etkiler ifadelerini kullandı.